sanata adanmış bir ömür. Türk resminin büyük ustalarından. Tabloları gibi renkli, uzun sanat yaşamıyla Profesör Ergin İnan'ın atölyesindeyiz. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim. İyiyim. Çok, çok teşekkür çok ediyoruz Art TV olarak bizi atölyemizde ağırladığınız için. Ben de memnun oldum. Tabii çok mutlu oldum. Mutlu oldum aynı zamanda. Çok naziksiniz. Peki hocam, bir gönül gözüne ihtiyacımız var mı? Tuvallerinizde gördüğümüz gözler, suratın portrelerde bozulması, gözlerin ortaya çıkması neyi hapsediyor? Neyi gönül gösterken tabii ki insanın içindeki göz o. Yani daima içimizde yaşattığımız bir şey. O içimizdeki o sevgi, içimizdeki o aşkın dışa vurması. Yani o göz dediğiniz şey o. Ve öyle yansıma yani. O, belki de o tuvallere bir yansıma o renklerle, biçimlerle. Her eseriniz gibi hocam. Evet. İki insanı görürken evet. De orada evet. Sanki ben ve evet. Ötesi gibi. Resim tabii ki tamamen içgüdüsel bir şey. İçgüdüsel bir şey olduğu kadar da bir yerde de bir takıntı gibi bir şey insanda. Sanki hayatı boyunca onu devam ettirden bir takıntıyı ve onu devamlı bir şey çizmek, bir şey resmetmek öyle geliyor. Yani dönüp baktığımda kendime bu bir takıntı mı yoksa bu ben miyim? Yani niye ortaya çıkarmaya çalışıyorum? Ben de bilmiyorum. Tabii bir şeyler çiziyoruz, ediyoruz, resmediyoruz. Ama sonuçta bakıyorsunuz ki öyle çoğalmış ki geriye doğru baktığımızda neler yapmışsın? Bir sürü şeyler çizmişsiniz, resmetmişsiniz. Bugüne kadar da gelmiş bir 70 sene, 77, 70 sene gibi bir zaman yani. Ben belki 60 sene ama benim yani öyle düşünüyorum. 60 sene gibi bir zaman çalışıyorum yani resim olarak. Aslında siz önceleri hukuk fakültesindeydiniz, daha sonra bıraktınız. Evet. Peki bu resim takıntısı ne zaman başladı? Aslında yani ta çocukken başladı ya. Yani çocukken daha ufak çocuk. Yani yere su dökerken bile bir resim yaptığımı zannediyorsunuz. Yani öyle bir şey hep çizdim. Belki de etrafımdaki benim büyüklerim, ablam veyahut da diğer kardeşlerim beni çok yönlendirmiş olabilirler o resim yapmaya. Ve o şey etapta lise çağları, lisede resim yapmak, sonra bir istektir güzel sanatlarda okumak tabii ki. Ama tesadüf hukuku kazandı ve hukukta okumaya başladım. Hep o Hıfzı Beldet Veli Dedeoğlu resmini çiziyordum. O ders anlatırken onun portresini çiziyordum. Yani buna benzer şeyler de hep resim vardı hayatımda. Peki böceklerinizden bahsetmek istiyorum hocam. Pardon, aklıma Franz Kafka ve böceği geliyor. Evet. Ve böceğiyle kurduğu bağ. Sizin de kendi böceğinizle ilgili bir bağınız, bir dönüşümünüz var mı? Aslında ben böyle bir Malatya'da şey yaptım, okudum. Malatya'da doğdum. O bulunduğum yer böyle bir gene böyle bahçeli, her zaman böyle bahçeler içinde büyüdüm, ettim. Ve orada tabii ki her zaman çocukluğumdan beri böyle böceklerle de oynadık tabiatta. Ama o böcek şeyi ne zaman bir çağrışım yaptı bende, resme konu oldu? O bir 69 senesinde aslında, 1969 senesinde bir mektup yazarken böcekleri çizdim ve böylece bir böcekleri çizmeye başladım. Kafamda bir şimşek, yani resimde ne yapmam lazım? Zaten arıyorsunuz o dönemlerde resimde bir şey koymak, yani başka bir şey koymak, herkes gibi değil başka bir şeyi anlatmak, o düşünceler var kafanızda ve ben de öylece yavaş yavaş o çizdikten sonra da onu olgunlaştırmaya başladım. Belki bugüne kadar da böcekleri hep resmettim. Ama hocam, Franz Kafka'nın Milena'ya yazdığı mektuplar. Onu sonra okudum. Kafka'yı da sonra okudum ve ona saygı olarak da bir sergi yaptım Berlin'de. Evet. Evrenselden geleneksele, tuvallerinizin üzerinde yıldıznameler, tılsımlar, hat sanatı görüyoruz bazen. Evet. O Mevlana'ya, Mesnevi'ye olan ilginizden mi? Evet, bir ara Mevlana'yı bir ara değil, devamlı okuyorum, hala okuyorum. Yani hiç benim, çünkü zaman zaman ihtiyaç duyuyorum okumaya Mevlana'yı.
içim onu istiyor yani. Bir şey, oradan bir sözcük bulmam lazım, okumam lazım, beni açması lazım. O düşünceyle okuyorum. O zamanlarda hep okudum. Onu bir Schlamminger, yani benim Alman hocam vardı. İlk tatbiki güzel sanatlara okumaya başladığımda, birinci sınıfta. O da çok hem Doğu'yu iyi bilen, İran'da da bulunmuş, Farsçayı da çok iyi biliyordu. Ve Milli Akademisi mezunuydu kendisi, hoca olarak gelmişti bize. Ve ondan, onun ilhamıyla böyle onun söylemleri arasında Mesnevi de ortaya çıktı. Ve Mevlana'dan bahsediyordu derste devamlı çok zamanda. Ve bir ney zeni getirir, ney üfletir derste. Zaman zaman bir bakın konçertosunu çalar, onu dinletir, bunun resmini yapın derdi falan. Böyle bir değişik bir hocaydı, çok farklı bir hocaydı. Onun şeyi de yani ben Mevlana'yı yavaş yavaş, Mevlana'ya ilgi çok aşırı ilgi duymaya başladım. Kitap, ilk Mesnevilerle başladım okumaya. Ve bugüne kadar da hala okuyorum. Evet, evet, evet. Peki hocam, EKAV'da 14 Mayıs 2007'de 99 günlük ve 9 Grotex Kafa adlı bir sergiyi gerçekleştirdiniz. Evet. Profesör İsmail Tunalı'nın rahmet olsun konuşmasını evet, yaptığı sergide. Evet, evet, o Grotex kafalar neyi anlatıyordu bizlere? Ya tabii ki bu bir projeydi. Benim birdenbire böyle bir büyük, böyle büyük portreler ortaya çıkmak ve grotesk portreler yapmak. Dağhan Özil vardı bizim galeri artisten. Onunla ilişkim vardı. İnce Hanım'a da geldik. O irtibat kurdu ve böyle bir EKAV'da sergi yaptık. Ve o ilk sergi hakikaten 9 tane grotesk kafaydı. Farklı bir şeyde ortaya çıktık o EKAV'da. İyi bir sergiydi, çok güzel bir sergiydi. O mekan da çok güzeldi, büyük bir mekandı, evet. Sergi de güzel oldu ve de evet. Ne mutlu, daha nice sergilere EKAV'la da evet, inşallah. Evet, diyorum. İnşallah. Ve hocam, uluslararası ününüz bizi, her birimizi çok onurlandırıyor. Öncelikle bir Türk vatandaşı olarak size buradan teşekkür ediyorum. Sonra sizin yanınızda bu röportajı yapıyorum. Çok heyecanlıyım ve sizden mümkünse o küçük kağıda ufak bir eskiz, bir anı alsam Ergin'den. Olabilir. Olabilir. Tabii ki. Tabii ki. Olurum. Tabii ki canım. Ay, peki. Hocam ne mutluyum, ne şanslıyım. Kişiye özel Yasemen resmimle bunu evimin bahçesine saklayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hakikaten çok mutlu oldum, onore oldum. Hocam bu güzel röportaj için çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Öncelikle kapatmadan önce malum karantina dönemini atlattık. Hı-hı. Hepimiz evlerimizdeydik. Sizin sanat akışınız nasıl geçti? Aşağı yukarı 8-9 aydır buradayım. Yani hiç dışarı çıkmadım hatta. Birazcık da yoruldum yani evin içerisinde aynı ahenkte yaşamak. Devamlı resim yaptım, başka bir şey yapmadım yani. Ne güzel, bizleri de izlemek için. zaman zaman da okudum, bir şeyler okudum, ettim yani, öyle geçti zaman. Evet. Bazen 3.30'a kadar çalışıyorum. Gece bakıyorsunuz ki zaman yetmiyor. Veyahut da bir resme başladığınız zaman öyle powder küldür bitmiyor. Çünkü yağlı boya kurumaması lazım, ıslak çalışmak lazım. Ve sonuna kadar da mücadele ediyorsunuz onu bitirmek üzere yani. Bakıyorsun ki saat gece 3 olmuş, 3.30 olmuş. Öyle yatıyorsunuz. Evet, peki hocam önümüzde bir sergi projesi var mı? Ya ben tabii ki bu pandemi bitmeden sergi yapmayı hiçbir zaman düşünmedim. Yani 2021'e hep böyle atıyorum, birisi benden bir şey istediği zaman. Ama işte bu bitmesi lazım, bu olayın bitmesi lazım. Yoksa bir şey, hiçbir şeyin tadı yok ki. Evet, yani serginin de tadı yok. Yapacağımız işte öyle o kadar insanlara. O zaman Ergin hocam, birin birleştirici gücüyle 2021'de yeni sergilere inşallah. 2021 evet inşallah. Çok öyle teşekkür diyelim. Teşekkür ediyoruz. Evet, bizi evinizde, atölyenizde konuk ettiğiniz için. Oh. Sanatla kalın, Art TV ile kalın. Görüşmek üzere.
Hocam ayağınızdaki terlikleri çok kıskandım. Onun için. Evet, sizin yeni çırağınız olmaya adayım.